Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizik kolye hepiniz hoş geldiniz. 2017 EBA testlerinin 30.sunu yay ve su dalgalarını çözmeye başlayalım sevgili arkadaşlarım. Evet, homojen bir yay üzerinde oluşturulan atmalar sabit engele doğru şekildeki gibi gönderilmektedir. Buyurun gönderin. Buna göre atmaların sabit engelden tamamen yansıdıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sevgili dostlar, sabit engelden yansıdıktan sonra ne yapacak bunlar? Ters dönecek. Serbest uçtan yansımış olsaydı arkadaşlar aynı kafayla dönecekti diyoruz. Bakın aklınızda öyle kalsın. Serbest uçtan aynı kafayla, sabit uçtan ise ters kafayla dönecek güzel insanlar. Buna göre ve aralarındaki şu mesafe hep zaman bir birim olacak. Bundan dolayı bursayı eledik güzel insanlar. Evet, diyoruz ki ters kafayla dönecek. Eledik güzel insanlar. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar şu şekilde olan böyle yarım çember gibi düşünelim ya da yarım elips gibi olan ne yapacaktır? Üçgenin arkasında olacaktır. Önüne geçmeyecektir. Bunu da eledik. Bunu da eledik güzel insanlar. Görüldüğü gibi kala kala Edirne kaldı. Tabi arkadaşlar önce şu üçgen şeklinde olan sabit uca geldiği için önce bu dönecek. Yani önde hep bu olacak diyoruz güzel insanlar. Bu kadar basit. Bu söylediklerime arkadaşlar uygulayarak eleme yöntemini ihmal etmeyelim. Homojen bir yay üzerinde oluşturulan atmalar serbest uçlu engele doğru şekildeki gibi gönderilmektedir. Buna göre atmaların serbest uçlu engelden tamamen yansıdıktan sonraki görünümleri hangisi gibi olur diyor güzel insanlar. Ne dedik? Serbest uca gelen aynı kafayla dönecek. Bir, bunları unutmayalım. İki, aradaki mesafe korunacak. Bundan dolayı aradaki mesafe iki, hepsinde korunmuş. Sevgili arkadaşlar, aynı kafayla dönecek. Ve her zaman üçüncüsünü söylüyorum. Önce gelen önce yansıyacak. Bu arkadaşlar görüldüğü gibi bu yönde giderken nedir? Şu yarım elips şeklinde olan öndedir. Yine önde olacak. Bunu eledim. Arkadaşlar aynı kafayla diyoruz ters dönmüş eledim. Sevgili arkadaşlar aynı kafayla diyorum ters dönmüş eledim. Arkadaşlar önde olacak aynı kafayla. Evet aynı kafayla. Aynı kafayla ve arkadaşlar aradaki mesafede iki birim cevabımız Diyarbakır diyoruz. Bu ne yapmış arkadaşlar? Edirne'de ters dönmüş aynı kafayla diyoruz. Bir ucu sabit diğer ucu serbest engelde bulunan homojen yay üzerindeki atmalar saniyede bir birim ilerlemektedir. Atmalar üzerindeki A ve B noktalarının ilerleme yönleri şekildeki gibi olduğuna göre bakın A ve B'nin arkadaşlar hareket yönleri verilmiştir. Atmalar kaç saniye sonra birbirini sönümler. Sevgili dostlar, bununla ilgili soruları çözerken ne demiştik güzel insanlar? Bakın bunlara çok dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar atmanın ön tarafı yani ilerleme yönündeki noktalar denge noktasından uzaklaşıyor. Demek ki arkadaşlar bu atma bu yönde ilerliyor. Atmanın arka tarafındakiler ise ne yapıyor? Denge noktasına yaklaşıyor. O halde bakın şu B noktası denge noktasına yaklaşıyorsa bunun arkadaşlar simetriğindeki nokta ne yapacak? Denge noktasından uzaklaşacak. Yani atmanın ön tarafı bura olmuş olacak. Yani bu atma da sola doğru ilerlemiş olacak sevgili insanlar. Evet buna çok dikkat ediyoruz. Atmanın ön tarafındakiler denge noktasından uzaklaşıyor. Arka tarafındaki noktalar denge noktasına yaklaşıyor. Ön tarafı dediğimiz ilerleme yönündeki noktalar arkadaşlar. İlerleme yönündeki noktalara ön taraf diyoruz. Şimdi güzel kardeş, şu sabit uçtan dönerken ters dönecek. Bakın ters döndü. Bir saniye sonra arkadaşlar burada oldu. Bu da zaten geliyor. Dolayısıyla bunlar birbirini güçlendirecek. Demek ki sevgili arkadaşlar bu ikinci yansımadan sonra birbirini sönümleyecek. Peki şu noktaya kaç saniyede geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın arkadaşlar 7. saniyede daha burada. Buradan bir ters dönecek. 8,
Arkadaşlar, demek ki 8. saniyenin sonunda burada. Şimdi şuna bakalım, bu 8. saniyede nerede olacak sevgili insanlar? Evet, bu arkadaşlar şunu hemen düzeltelim. Serbest uçtan döndüğü için ne yapacak arkadaşlar? Aynı kafadan dönecek. Yani arkadaşlar 7. saniyede ucu buradaydı. 8. saniyede tekrar buraya gelecek. Aynı kafada dönecek. Demek ki 7. ve 8. saniyede burada olmuş olacak 8. saniye. Arkadaşlar şunu şuraya yazıyorum. 8. saniyede ters döndü. Şimdi buna bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8. saniyede bu da burada arkadaşlar. 8. saniyede. Şu anda bu yönde gidiyor. Bu ise bu yönde gidiyor. İşte arkadaşlar şu orta noktaları bakın. Arada bir birim var. İkisi de bir birimlik hızla gidiyorlar. Yarım saniyede bakın arkadaşlar. Şuraya geldi. Şu nokta şuraya geldi yarım saniyede. Yarım saniyede bu nokta buraya geldi. Ve birbirlerini arkadaşlar söndürmüş oldular. Cevabımız 8.5 diyoruz güzel insanlar. Şimdi sevgili arkadaşlar hakikaten bu soru çok güzel bir soru. Gerekiyorsa bir daha dinleyin. Şimdi bakın arkadaşlar burada bunların ilk gidişte yönlerini belirtmiştim. Bir daha uğraşmayalım onunla. Söndüremeyecekleri kesin arkadaşlar. Şimdi bakın bunların orta noktaları tam çakışmalı ki birbirini söndürsün. Peki orta noktaları arkadaşlar ya da şu nokta şuraya bakın 3 birimlik bir mesafe arkadaşlar. Şuradan başladığınızda 1, 2 evet şu şekle gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu yolu alması gerekiyor. Ayrıca bakın ters dönecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bir kere 8'i arkadaşlar geçeceği kesin. Dolayısıyla bu iki şıkkı eliyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar biraz önce anlattığımız gibi ne yapacaksınız? Çözmeye çalışacaksınız. Esnek bir yayda oluşturulan atma şekildeki gibi ilerlemektedir güzel insanlar. Atma üzerindeki P noktası sabit uca geldiğinde atmanın anlık görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi arkadaşlar bunları buraya getireceğime bakın ben ne yapıyorum? Diyorum ki kardeşim zaten bu ilerledi buraya geldi. Yani bakın şu engeli buraya getiriyorum. Bunu çizmek daha kolay. Şimdi bunların hepsini buraya çizsem hem zaman alacak hem vesaire vesaire. Aha sabit ucu şuraya getirdim P noktasına. E bunu yapacak arkadaşlar sabit uca geldiği için ters dönecek. Ne dedik? Arkadaşlar serbest uçta aynı kafayla sabit uçta ters kafayla yansır. Şimdi arkadaşlar bunu yansıttığımızda ters döneceği için güzel insanlar nasıl yansıyacak? Şöyle yansıyacak. E şimdi arkadaşlar şu yukarı doğru 2'den aşağı doğru 1'i çıkartırsam 1 kaldı. Bakın şu noktanın genliği de şu noktayı arkadaşlar yiyecek ve cevabımız Ceyhan olacak. Yani arkadaşlar 2'den 1'i çıkarttım. 2'den 1'i çıkarttım. 2'den 1'i çıkarttım. Kalan nedir arkadaşlar? Görüldüğü gibi 1'dir. Evet güzel insanlar. Şimdi şunu demek istiyoruz. Şunu demek istiyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın engeli buraya çizdim. Bunu ters çevirdik. Arkadaşlar sabit uca gelen hem x eksenine göre hem de y eksenine göre yani orijine göre ters dönmüş olacaktır. Başka bir ifadeyle. Şimdi arkadaşlar kuvvetler veya buradaki genlikler zıt yönde olduğu için bunu alıp şuraya şöyle yerleştirebilirsiniz. Bakın aldım yerleştirdim. Bu bunu götürdü, bu bunu götürdü. Geriye arkadaşlar bu kaldı. İşte cevabımız Ceyhan. Başka bir şekilde açıklamaya çalıştık. Farklı kalınlıktaki x ve y yayları birleştirilmiş ve x yayından y yayına doğru bir atma gönderilmiştir. Atmanın yansıyan ve iletileni şekildeki gibidir. Arkadaşlar gelen atmanın, buraya dikkat edin, gelen atmanın şeklini anlamak için iletilen atmaya bakacağız. İletilen atma baş yukarı ise demek ki gelen atma da arkadaşlar baş yukarıdır. Her zaman gelen ile iletilen aynı kafadan diyoruz. Gelen ve iletilen aynı kafadan olacak.
Yansıyan da aynı kafadan olduğuna göre arkadaşlar kalın yaydan ince yaya gelmiştir. Arkadaşlar kalın yaydan ince yaya gelen aynı kafada yansır. İnce yaydan kalın yaya gelen ters kafada yansır veya ters döner diyoruz. Bunu arkadaşlar kuralımız bu, ilkemiz bu. O halde arkadaşlar kalın ince, x yayı kalın, y yayı ince midir? Yes. Arkadaşlar her zaman ve ince büyüktür ve kalın olacak güzel insanlar. Dolayısıyla y yayında hız artmış mıdır? Yes. Yansıyan atmanın frekansı azalmıştır. Bu her durumda yanlış. Sevgili arkadaşlar, gelen, iletilen ve yansıyan atmanın frekansı aynıdır. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır. Hız ortama bağlıdır. Bundan dolayı ince yayda hız daha büyük, kalın yayda hız daha küçük. Bunun sebebi nedir? Şudur. Yaylara gelen kuvvet aynı. F bölü mü. İşte arkadaşlar mü birim uzunluktaki kütle. İnce yayda bu daha küçük olduğu için hız daha büyük olacaktır diyoruz. Cevabımız Bursa diyoruz. Sabit derinlikli su birikintisi ortasında duran noktasal A kaynağı tarafından oluşturulan dairesel dalgaların yarıçapı 1 saniye içinde 1 santimetre artıyor. Demek ki sevgili arkadaşlar burada hızımız nedir? 1 santimetre bölü saniye. 1 saniyede 1 santimetre ilerliyor. Kaynak tarafından oluşturulan bir dalganın 5 saniye sonra su birikintisi kenarında duran X gözlemcisine en yakın ve en uzak noktası kaç santimetre uzaklıktadır diyor güzel insanlar. Şimdi arkadaşlar şurada dalgayı oluşturduk. 1 saniye sonra burada, 2 saniye sonra, 3 saniye sonra, 4 saniye sonra, 5 saniye sonra burada arkadaşlar. Görüldüğü gibi en yakın noktası 1. Buradan da arkadaşlar tekrar ilerleyecek aynı yöne, her yöne. Değil mi arkadaşlar? Görüldüğü gibi düzlemsel bir dalgamız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi x'e olan en uzak noktası şu. Şu aralık görüldüğü gibi 6 santim. 5 daha 11. O halde arkadaşlar ne diyoruz? En yakın noktamız 1. En uzak noktamız ise 11 diyoruz. 1'e 11 diyoruz. Güzel insanlar. Evet arkadaşlar bakıyoruz. 1'e 11. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Doğrusal ve dairesel su dalgaları için diyor güzel insanlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Derinlikleri aynı olan dalga leğeninde oluşturulan, bakın derinlikleri aynı, derinlikleri aynı. Evet, oluşturulan dairesel su dalgalarını hızı doğrusal dalgaların hızından fazladır. Arkadaşlar böyle bir şey olması imkansız. Çünkü ne diyoruz? Hız ortama bağlıdır. Derinlikleri aynı ise hızları da kesinlikle aynıdır. İçinde bir olanları hemen eliyoruz güzel insanlar. Doğrusal su dalgaları bir doğrulukta ilerlerken dairesel dalgalar her yönde ilerler. Zaten malumunuz şuraya arkadaşlar şöyle bir kalemle vurduğumuzda suya her yönde görüldüğü gibi düzlemsel olarak ilerleyen bir su dalgası oluşuyor. Şöyle arkadaşlar dalga leğenine bir cetvelle vurduğumuzda ise sadece bir yönde ilerleyen su dalgası oluşturuyoruz. İki doğru olacak. İçinde iki olmayanı eledim. Her iki dalga şeklinde de girişim deseni elde edebilir. Kesinlikle arkadaşlar. Şurada ikinci bir evet dalga oluştuğunda arkadaşlar görüldüğü gibi üst üste binecek ve girişim deseni elde edilecek. Burada da arkadaşlar bakın şuradan bir dalga üretelim. Bunlar da üst üste binecek ve girişim deseni oluşacak diyoruz güzel insanlar. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan dalganın yandan görünümü şekildeki gibidir. Ne güzel. Buna göre su dalgası üzerinde gösterilen K ve L noktası ile M ifadesine karşılık gelen terimler nelerdir diye soruluyor güzel insanlar. Evet, buranın dalga tepesi olduğunu bilmeyen var mı?
dalga çukuru arkadaşlar L noktası. Ama burada bir okla bir şey gösterilmiş, o ayrı. Dalga çukurlarını bir eleyelim arkadaşlar. Bakın şu neyin yönü? Hızın yönü. Yani ilerleme yönü sevgili arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Evet, bu ise nedir arkadaşlar? Noktanın titreşim yönü bize verilmiştir. Cevabımız Adıyaman olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu nokta şöyle titreşiyor, bu nokta şöyle. Buradan da arkadaşlar dalganın eni ne olduğunu anlarsınız. Eni ne? Niye eni ne arkadaşlar? Çünkü titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine neymiş? Dik. Eğer aynı olsaydı boyuna olacaktı. Periyodik su dalgaları oluşturan bir kaynağın oluşturduğu dalgaların 7 dalga tepesi arası uzaklık 18 santim ise dalgaların dalga boyu nedir diye soruluyor güzel insanlar. Şimdi güzel kardeşim, bundan önceki açıklamalarımızda ne demiştik? En tane dalga tepesi arasında en eksi bir tane dalga oluşur. Yani lambda. Buradan da arkadaşlar 8 eksi 1 7 lambda eşittir 18. 8 7 dalga tepesiymiş, pardon. 7 eksi 1 6 lambda eşittir 18 ise lambda burada ne çıktı arkadaşlar? 3 santimetre çıktı. Cevabımız bu kadar basit. Demek ki arkadaşlar en dalga tepesi arasında en eksi bir tane dalga oluşmaktadır. Güzel insanlar, bunu bakınız şöyle bir daha o açıklamalarımızı görmeyenler için anlatalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dalga tepesi arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane dalga boyu mevcuttur. Yani en eksi 1. Su dalgalarının güzel insanlar yargılarından hangileri doğrudur su dalgaları için? Dalga tepeleri düz, dalga çukurları kesikli çizgilerle belirtilir. Bu arkadaşlar bir modellemedir. Malumunuz arkadaşlar. Dalga, iki dalga tepesi arası, şunlar dalga tepesi. Dalga çukurlarını da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle kesikli çizgilerle belirtiyoruz. Bu bir modellemedir dediğimiz gibi. Bir doğru, birin olmadığı şıkları eliyoruz güzel insanlar. Bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru arası yatay uzaklık dalga boyunun yarısıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bakın şu dalga tepesi, dalga çukuru şöyle ilerlediğini varsayalım. Şöyle ilerlesin. Dalga tepesi ile dalga çukuru, işte arkadaşlar şu aradaki mesafe nedir? Bir dalga boyunun yarısıdır. Şurası lambda bölü 4, lambda bölü 4. Bakın arkadaşlar şöyle bir atmayı ikiye böldük. Şuranın tamamı lambda bölü 2. Arkadaşlar buranın tamamı lambda bölü 2'dir. Bunu ikiye böldüğümüzde lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Şurayı birleştirdiğimizde lambda bölü 2 olmaktadır. Doğru. Dalganın ilerleme yönü daima dalga tepesine dik değildir arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar eğer su dalgalarında şurada görüldüğü bir cetvelle düz oluşturursak arkadaşlar dalganın ilerleme yönü dalga tepesiyle aynı da olabilir. Eğer enine bir dalga oluşturursak arkadaşlar diktir. Boyuna dalga oluşturursak arkadaşlar, yani su dalgaları arkadaşlar enine ve boyuna dalgaların özel bir durumu olduğu için dik de olabilir, aynı da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar eliyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz güzel insanlar. Tekrar görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Fizikokolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlar tüm insanlığa duyurmayı unutmuyoruz.